Evet sevgili dostlar golver.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe Adana Demirspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Mağlup etti etmesine ancak yani ilginç e, enstantaneler, ilginç kararlar maçın önüne geçti. Ve Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho bile artık isyan bayrağını açtı. Mourinho bile artık yani ne oluyoruz ben nereye geldim demeye başladı. Şimdi arkadaşlar çok ilginç garip pozisyonlar yaşandı maçta. Çok çok ilginç çok çok tuhaf şeyler yaşandı. Hani yaşanan şeylerin bir tık ötesi var. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Söz konusu Fenerbahçe maçı olduğu zaman e, hani herhalde insanlar farklı kategoride değerlendiriyor. Söz konusu rakibin maçı olduğu zaman yani Galatasaray'ın maçı olduğu zaman ise daha farklı değerlendiriyorlar. Mesela bunlardan birisi e, dünkü maça dair diyeyim. Yani Maçın özeti olacak aslında şeyler bunlar. Çünkü ortada çok fazla bir top yok. Çok fazla bir maç yapılmadı. Hani çok fazla bir e, aksiyon konuşamadık. 12 şut var Fenerbahçe'nin. 6 şut rakibin. 5 isabet Fenerbahçe'nin. 0 isabet rakibin. Toplu oynama 53'e 47. Pas 403'e 365. Isabet, pas isabeti %84'e 82. 16 faul Fenerbahçe. 12 faul rakip. ikişer sarı kart. Kırmızı kart yok. 5 kez Fenerbahçe offside'a yakalanmış. 9 kornere 4 korner. Fakat burada pozisyonlar maçın içine giriyor ve bazı pozisyonlar gerçekten üstünde çok durulması gereken bir hale gidiyor. <laughs> Mesela arkadaşlar hangi pozisyon neresinden başlayalım bu pozisyonları İlk olarak sondan da başlayayım en baştan başlayayım şuradan yani o sayı Samuel'in ayağına yapılan gattarca müdahaleden başlayalım Şimdi bu hareketin mesela Fırat Aydınus yorumluyor. Diyor ki hani e, bu pozisyonu yorumluyor. Şimdi Jayden Osterwolde'nin daha öncesinde bir hareketi var. Herkes o pozisyona dair bir şeyler söylüyor. Şimdi Jayden Osterwolde'nin vurduğu yer 5 santim yukarı gitse daha tehlikeli. Gerçekten 5 santim yukarı gitse kırmızı aldıracak yerde ama hemen hemen kramponizasında ve yerde olduğu için de bir şey olmuyor. Ama Osterwolde'nin ee, hani tabanıyla yapıyor. Var ilgilendiren bir pozisyon değil diyor. Hakemin vereceği karara bağlı diyor. Hakem burada sarı kart verdi. Doğru karar, yanlış karar. Şimdi biz ekranda da görüyoruz. Bunu veremiyoruz arkadaşlar. Eğer ekrana versek telif hakkından kanalı kapatırlar. Ancak Muhammedi'nin bu hareketi. Muhammedi ortada top yokken top ortada yokken o sayıya gaddarca basıyor. Bu hareket kırmızı kart var buna müdahale etmeliydi diyor. Şimdi bakın. Bu hareket 40. dakikada yaşanıyor. 40. dakikada ben Fenerbahçe'nin rakibinin 10 kişi kaldığını hayal ediyorum. Bakın arkadaşlar, yanlış anlamayın beni. Ben hem Fenerbahçe açısından söylüyorum hem rakip açısından. 40. dakikada Muhammed'i kırmızı kartı yese. Adana Demirspor zaten kötü bir takım, açık söyleyeyim, kötü bir takım. Bir de burada yese kartı neler olurdu? Bir siz düşünün. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu pozisyonun devamı var. Bak bu pozisyonun bir sonraki pozisyonu var. Yani düşünün bak. Fenerbahçe ve Galatasaray maç arasındaki farkı düşünün. Bir sonrası şu pozisyon. Şimdi sıradan baktığınız zaman hocam vücuttan sekiyor şöyle böyle. Ben ne dedim size? Arkadaş tamam vücuttan sekiyor. Lafım yok. Ama vücudu büyütüyor diye. Fırat Haydunus diyor ki Fenerbahçe'nin penaltı pe beklediği pozisyonda el doğal konumda değil. Oyuncu kolunu açarak risk almış. Bu net bir penaltı diyor. Evet yanlış duymadınız. Bu net bir penaltı. Şimdi bakın adaleti neyden sağlayacaksınız? Birincisi kırmızı kart. ikincisi penaltı. Şimdi ben senaryoyu değiştiriyorum. 40 ve 41. dakikada oluyor bunlar. Hakem burada vara gitti. Tamam mı? penaltı için. Var dedi ki önce şu pozisyon. Bu pozisyon önce dedi kırmızı kart. Sahaya döndü kırmızı kart. Bir daha vara gitti. Buraya da penaltı çaldı. Fenerbahçe'de 1-0 öne geçti. Şimdi siz buna ne dersiniz? Ben size başka bir şey daha söyleyeyim mi? 64. dakika. Bakın. O sayı rakibini rakipte o sayıyı boğazlamış. Bunun halk dilindeki adı nedir? Bunun halk dilindeki adı sarı karttır. Sportmen'e yakışmayan hareket. Bu hareketi yapan Muhammedi arkadaşımız sarısı var. Yanlış anlamayın beni. Sarısı var. Bakın. O ayağına basan Muhammedi. Burada kırmızı yemiyor. Sarı yiyor. Burada boğazını sıkıyor. Ben merak ediyorum. Hani maçın hakeminin bacısıyla falan mı evli? Ya da annesiyle falan mı evli? Ya da kızıyla mı evli? neyin kollamasıydı bu? Yahu kardeşim, kart hak ediyorsa vereceksin. Vereceksin. Osayi hak ediyor, vereceksin. Osterbolde mi hak ediyor, vereceksin. Sonra ne olur? Jose Mourinho başka bir şey söyler. Ve Mourinho oyuncuları kampa aldı. Bu gece eve gitmeyecekler. Tesislere gideceğiz, kampa geleceğiz. Kapılarımızı kapatacağız. 60-70 saat, kaç saat kalacağız? Rakibimizi hazırlanacağız diyor. Al sana futbolcu. Al sana futbolcu. Ve Mourinho ne diyor? Ben diyor. Yani ee, ha bak arkadaşlar gerçekten bak Fırat Aydın Usta söylüyor benim gibi. Kalçasından sekti diyor bak. Tek ya hakem. Oyuncunun kol, doğal konumda değilsin. Neresinden sekirse seksin. İyi e, ayağından seksin. Gitsin şey yapsın. Elini iyice açsın. Ve Mourinho diyor ki İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray Hatay Spor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı. Ama şimdi daha iyi anladım diyor. Mourinho bile Galatasaray'ın şikesini Galatasaray'a karşı hakemlerin tutumunu anlamış. Galatasaray 11 faul yapıp 0 sarı kart görüyor. Geçen sezonun son 3-4 ayında gördüğümüz kart şikesi devam ediyor. Ya tekme tokat dalıyorlar. Arkadaş bunu kim durduracak? Al. Yani gerçekten bak. Gerçekten ben merak ediyorum. Zamana ihtiyacımız var diyor Mourinho. Sadece defansif değil ofansif anlamda da zamana ihtiyacımız var. Ya arkadaş gerçekten bak merak ediyorum. Bu işi kim durduracak? Çifte standardı kim durduracak? Torreira kart görmüyor. Galatasaraylılar utanmadan Torreira'nın kart görmediğini konuşacakları yerde oyuncusu vurmuş. Lan kırmızıyı geçtim. Sarı bile almadığı yerde utanmadan gelip Fenerbahçe maçını koşuyor. Ya siz Fenerbahçe maçını konuşamazsınız ya. Gerçekten bak torpille hakemle yapmışsınız. Birilerine bir şey yapmışsınız. Ya neyse. Arkadaşlar maçın sonlarına doğru bir görüntü verildi. Sosyal medyaya bir görüntü verildi. Ferdi Kadıoğlu hakkında. Yani Ferdi gidiyor. Taraftar alkışladı. Şöyle yaptı böyle yaptı diye bir görüntü verildi. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu çalışanı Alper Yemeniciler bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Ve bu arada Erman Toroğlu benim lig başında gördüğüm bir tarafta hakemler tarafından ittirilecek bir Galatasaray. Diğer tarafta bileğinin hakkıyla hakemlere rağmen şampiyonluk yarışı verecek Fenerbahçe. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun diye. Şimdi Alper Yemeniciler bir açıklamalarda bir açıklamada bulunuyor daha doğrusu. Ve diyor ki ekrana verebilir miyim o görüntüyü ekrana verebilirim arkadaşlar gelmiş e, yönetmenimiz almış şu görüntü yani maç bitmiş futbolcular soyulmuş Ferdi de cıbıldak haliyle taraftarı selamlıyor ve Ferdi gitti olarak yorumladı herkes Alper Yeminiciler oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili veda eti yorumlar doğru değildir taraftarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum diyor yani olay bu. Şimdi Emre Bol dün Galatasaray hakkıyla mı kazandı? Hayır. Batı Şuhay'ın pozisyonu %100 offside. Yusuf Kenan Çalık, İbrahim Hacı Osmanoğlu masa başında Halil Umut Meler ve yardımcısı ne tür bir ceza alacak? TFF bunu ne zaman açıklayacak diyor. Ben Fenerbahçe maçındaki Atilla olan ve Vardaki arkadaşlar da merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ya Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendi ama yani Atilla olan göstermediği kart. Onur Özü Toprak mesela. Vardaki onur toprak. Hiçbir uyarı gelmedi. Hani bu arkadaşlar bir ceza alacaklar mı? Ben onu da merak ediyorum. Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı diyor hocam Fenerbahçe çok kısır oynadı. Böyle Fenerbahçe olmaz. Şöyle böyle. Arkadaşlar Fenerbahçe kısır oynamadı. Fenerbahçe'yi kısırlaştırmak isteyen hakem operasyonları sürüyor. Geçen seneden beri bu lanet şey ardı arkası kesilmeyen lanet şey sürüyor. Fenerbahçe'yi durdurmak için elinden geleni yapıyorlar. Ona rağmen de takımın durumu malum. Fenerbahçe'nin durumu malum. Her şey malum. Öyle değil mi? Vallahi ben Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun derken herhalde yalan söylemiyormuşum değil mi arkadaşlar? Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü e, Deccali, Süfyan'ı, bilmem Ebu Lehebi hep karşı tarafın yardımcısı. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Yani siyaset, siyaset de işin içine girse, başka bir şey de işin içine girse birileri dümenini döndürüyor. Bakalım İbrahim Hacı Osmanoğlu Halil Umut Meler'e ceza verecek mi? Biz bu cezadan haberdar olacak mıyız? Ben merak içinde bekliyorum. Hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. O da ayrı mesele ama hiçbir şey çıkmayacak. Görün bakın hiçbir şey çıkmayacak. Biz burada konuştuğumuzdan kalacağız. Biz burada sadece boş boş konuşmuş olacağız. Uzun lafı kısası Alper Yemeniciler perde gitmiyor demiş. Maça dair de şöyle benim notlarıma baktığımda arkadaşlar. İkinci dakikada mesela Maxim'in içeriye girip şutu var, pası var. Tadiç'in şutu savunmadan dönüyor. E, 16'da Maestro'nun yediği sarı var Tadiç'i devirdiğinden. E, 17'de hakem kaleciye dakika çalmaktan uyarıda bulunuyor. Düşünün Kadıköy'e gelen yatıyor, giden yatıyor. Jose Mourinho taç atışı esnasında sarı kart yiyor ki o taç atışının devamında Fenerbahçe gollü katağa giriyor. 20. dakikada bu engelleniyor. Yani 27 Osterbold'e, Bolde sarı kart yedi. Kırmızı tartışmaları var ama Galatasaraylılar konuşamaz. Onların konuşmaya hakkı yok. Onların kendi futbolcularını bile konuşmaya hakkı yok. Onu da söyleyeyim. Önce gidip kendi futbolcusunu konuşsun. 40 da Muhammed'i kırmızı yemeliymiş. Fırat Aydın öyle diyor. Aynı pozisyon devamında penaltı olmalıymış. Yine aynı şekilde Fırat Aydın öyle diyor. Ee, şimdi atladığım bir şey olmasın diye de hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. 40'ta da hem Osayi'ye ya, ya hareket yapan Muhammedi'yi kırmızı yemedi de Hem de vücudu büyüttüğü için penaltı verilebilir diyor. Ee, i̇kinci yarıda sarı kartlı Maestro 50'de kontrol atakta Şimanski'yi devirdi. Hadi buna geçtik es geçtik. 57 Yusuf Parası ceza sahası dışından girip şutunu çekti. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. 61'de kontrol atağı Michu engelledi. Ferdi'yi devirdi. Yani tutup çekip düşürdü. Sarı kart vermedi. Hakemin gözünün önünde ama aynı hakem Bartu Elmaz'a olmadık bir sarı kart verdi. Mesela 90'da. 64'te Muhammed'in Yener Usai'nin gerginliği var. İkinci sayıdan atsa atacaktı. Fred'in neye yaradığını herkes anladı mı? Anladı. Oyun kurulumunda ciddi parça eksik anladı mı? Fenerbahçe orta saha diye bağırıyor anladı mı? Anladı. Maxim'in herhalde taraftarın hepsini mutlu etti. Onun dışında Enes'in en güzel bir pas, e, tad için Ennesiri'ye pası var. Güzel bir pozisyon. 90 hatta yine gelişine vurmaya çalıştığı bir pozisyon var. Yani uzun lafın kısası maçın özeti bu şekilde. Ferdi Kadol'da bir yere gitmiyor. Salı günü maçımıza çıkacak. Dinlenecek. Elinden geleni yapacak. Salı gününden sonra kararı veririz. Ama e, Salı gününe kadar durum bu arkadaşlar. Ve Fenerbahçe bileğinin hakkıyla tertemiz bir 3 puan aldı. Birilerine de ders olsun. Ferdi'nin de ben Salı gününe kadar kesin karar verip Salı günden sonra şey yapacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'de salı gününe iyi bir planla, iyi bir hazırlanışla sahaya çıkması gerektiği görüşündeyim. Yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz fark etmez ama Fenerbahçe salı gününe çok çok iyi hazırlanıp çıkmak zorunda. En azından bu maçtaki aktif dinlenmeyi o maça taşımak için. Görüşmek üzere arkadaşlar.